Özellikle bu medeniyeti kuran esaslarını Bediüzzaman medeniyet hazıranın karşısında müsbet esaslar olarak görüyor. Bütün insanlığın belki de çıkışı, bütün insanların ihtiyacı olan, sadece Müslümanlar değil çünkü Müslümanların ortaya koyduğu ilkeler bütün insanlık için olan ilkeler. Bu anlamda değerli hocam bu beş müsbet esas üzerine dönen ve aslında bir saadet çarkı oluşturan bu unsurlara nasıl bakarız, nasıl siz değerlendirirsiniz bu selametin, saadetin, iddiat ve tesanüdün, terakki ve refahın bir anlamda kaynağı olan bu ölçülere nasıl bakarsınız? Tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Malumunuz geçen hafta da evet dinleyen herkese selamlar. Onu unutmadan söyleyelim. Geçen hafta da bir nebze bahsetmiştik. Hazır medeniyet derken yani Bediüzzaman Hazretleri'nin tenkit ettiği medeniyet aslında Hristiyani veya İncil'den kaynaklanan medeniyet değil. Yani dindar Hristiyanların da dayandığı bazı hususlar var. Bediüzzaman Hazretleri'nin tenkit ettiği konu o değil. Semavi dinlerden mahrum bir şekilde Roma ve Yunan medeniyetlerin geliştirdiği medeniyeti tenkit ediyor. Bunlar da tabii ki işte hak yerine kuvvet esastır. Kuvvet esas olduğu zaman menfiliklerini saymıştık, söylemiştik. Ama Kur'an-ı Kerim'deki efendim bu Roma ve Yunan medeniyetindeki kuvvete bedel hak olarak hak esas alınır. Peki hak olduğu zaman ne olur? Adalet tesis eder. Mizan tesis eder. Ama her hususta adalet ve mizan tesis eder veya tesis olunur. Adalet tesis edildiği zaman da ne olur? Şikayetler ortadan kalkar. Günümüzdeki şikayetlerin çoğu da malumunuz işte adaletsizlik, adaletsizlik, adaletsizlikten söyleniyor. Tabii ki adalet kime göre, neye göre o da farklı ama adaleti şöyle bir tarif etmek de mümkün. Yani kamuoyu vicdanının veyahut da azami derecede çoğunluğun ki %70, %80'i takabül eder. %70-80 efendim milleti oluşturan fertlerin vicdanında mâkes bulduğu zaman, ha adalet budur dendiği zaman o iş adalettir. Yani kamuoyu görüşü veya onayı da aslında şer'i bir delil sayılabilir. Kamuoyu deyip geçmeyelim. Umumi kamuoyu da önemli bir husustur. Şimdi bunlardan bir şey hak dedik. Şikayet ortadan kalktığı zaman da zaten insanlar güzel bir şekilde geçinir. Zaten Kur'an'ın ve şeriatın da esas gayesi nedir? Beş temel ana esası muhafaza etmek işte. Ali Hocam bunları daha güzel ifade edecektir. Dini muhafaza etmek, işte nesli muhafaza etmek vesaire. Buna biz şeriatın gayeleri diyoruz. Şimdi bir tanesi kuvvete bedel hak. Diğeri efendim fazilet esastır Kur'an medeniyetinde. Bu da muhabbet ve cezbetmeyi gerektirir. Çünkü tecazuk var işin içerisinde. Bu saadete bedeldir. Saadet temin ettiği zaman da adalet ortadan kalkar. İnsanlar birbirine düşman olmaktan çıkarlar. Yani insanlar niye birbirine düşman olur? Hak olmadığı zaman, daha değişik bazı şeyler olmadığı zaman, Kur'an'ın tavsiye ettiği hususlar olmadığı zaman adalet teşkil eder, teşekkül eder, meydana gelir. Adalet olduğu zaman da hiçbir insan kendi hayatından memnun olmaz. O millete sirayet eder ve dağınıklık meydana gelir. Diğer bir husus taavun, birbiriyle yardımlaşmadır. Yardımlaşma, ittihat ve tesanüdü gerektirir. Bu da cemaatleşmeyi gerektirir. Cemaat birbirine yardım eder. Bu da insana layık tarzda terakki ve refahı sonuç verir. Şimdi cemaatleşme, taavun gerçekleşmediği zaman, bireyselleşme olduğu zaman bu da beklenen beklentiyi karşılamaz. Refah seviyesi ve terakki gerçekleşmez. Peki insanlar bir arada yaşamalarının gayesi nedir? Terakki ve refahtır. Sonuçta terakki ve refah olduğu zaman birçok şeyi yapabilirsin. Fukaralık içerisinde olduğun zaman birçok kesimin tahammülüne, hücumlarına maruz kalırsın. Diğer bir husus unsuriyete bedel şeydir. Nedir bu? Dini raptadır. Unsuriyet nedir? Irkçılık.
Günümüzde var mı? Evet var. Ama tabii ki bu herkese göre biraz değişken bir şeydir. Şimdi unsuriyet dediğimiz zaman işte unsuriyet iki nokta üstte tarifi şöyle şöyle şöyledir. Bunu tarif etmek kolay. Ama günümüze gerçek manadaki bir ırkçıya sorarsan sen ırkçısın dediğin zaman hayır ben ırkçı değilim diyecektir. Yani ırkçılığı kabul etmeyecektir. Ama ırkçının ne olduğu üzerinde tarifinde anlaşmak lazım. Buna teorik olarak karşı çıkmak kolay ama bunu pratiğe döktüğümüz zaman ben unsuriyete karşıyım diyen insanlar arasında dahi itilafın çıktığını göreceksiniz. Yani günümüzde özellikle İslam ülkelerinde her ne kadar bazı İslam ülkeleri bir ırkçılık yapmıyoruz deseler de ırkçılığın daniskasını yapıyorlardır. Ama sorduğun zaman sen ırkçı mısın veya ırkçılık yapıyorsun dediğin zaman da hayır ben ırkçılık yapmıyorum diyecektir. Günümüzde bunun misallerine rastlamak mümkün. Onun için evet teorik olarak buna karşı çıkmak kolay. Ama bunu teoriden pratiğe döktüğümüz zaman buradaki beş arkadaş arasında dahi ihtilafın çıktığını göreceksiniz. Herkes değişik şekillerde tarif edecek. Şu unsuriyettir, ırkçılıktır, şu değildir şeklinde farklı görüşler ileri sürülebilecektir. Peki efendim unsuriyet olduğu zaman ne olur? Cihet vahdeti yok eder. Birlikteliği mahveder. Peki bunun yerine Kur'an-ı Kerim neyi veya İslamiyet neyi emreder veya neyi önerir? Rabtay dindir esas olan. Çünkü insan hangi ırka mensup olacağını Cenab-ı Hak takdir etmiş. Yani bir insanın kendisiyle beraber getirmediği Cenab-ı Hak tarafından takdir edilen bir şeyle övünmek o kimsenin bu konuda eksik olduğunu gösterir. Yani ben Rus'um, ben İngiliz'im, ben Alman'ım diye veya ben Türk'üm, Kürt'üm, Çerkez'im diye övünmenin bir manası yok. Çünkü onu tayin eden kendisi değil. Onu tayin eden Cenab-ı Hak'tır. Peki başka ne olabilir? Rabtay din yerine? Rabtay vatanidir. Yani topraktır. Amerika'da olduğu gibi. Amerika'da doğan herkes yani Amerikan vatandaşıdır. Çünkü oradaki esas topraktır, kan değil. Yani evet. İnsanlar birbirine bağlayan şey topraktır, kan değil. Toprak olduğu zaman da bu birçok şeyi halleder. Yani sonuçta herkes memleketimizi kastedersek Anadolu coğrafyasında yaşayan 72 millet var. Belki de daha fazladır, belki daha azdır, önemli değil. Sonuçta bu topraklarda yaşayan herkes bu toprakların sahibidir. Bu da neyi doğurur? Umumi bir selamet ve barış ortamını doğurur. Günümüzde neden şikayetçiyiz? Barışın olmayışından. Adalet yok. Adalet yoksa barış da yok. Barış yoksa selamet de yok. Huzur da yok. Sonuçta Kur'an'ın tarif ettiği veya öne sürdüğü tavsiye ettiği Rabtay dindir. Rabtay vatanidir. Sınıf alakasıdır. Bu da umumi bir selamet ve barış ortamını ne yapar? Evet. Ortaya çıkar. Son olarak evet. Dusturu teavün var. Bu da ittihat ve tesanüdü gerektirir. İnsanların birbiriyle ittihat etmesi, dış düşmanlara karşı birlikte olması, dış düşmanlar müdahale etmek istediği veya ettiği zaman da hep birlikte kendi topraklarını savunarak ittihat ve tesanüdü meydana getirmeler, oluşturmalar yoksa başkalarına yem olurlar. Kur'an'ın öne sürdüğü hususlar, tavsiye ettiği hususlar da bunlardır. Mustafa Hocam, bir 5 dakika içerisinde bugünkü ele aldığımız bir metnin çerçevesinde bu Müslümanların zihinlerindeki bu rahatsızlıkların da belki tedavisine yardımcı olacak, belki iyileşmesine yardımcı olacak. Bu yardımlaşmanın, belki heva ve hevese karşı burada bir müminin tavrının nasıl olacağı, işte siz başta da söylediğiniz aslında, mesela bir ırkçılık zihinsel rahatsızlığının getirdiği unsurlara karşı ne yapmak gerekiyor? Nasıl tedavi olmak gerekiyor? Bu toplumsal rabıtaları, Bediüzzaman bunu çok sık söylüyor. Toplumsal rabıtaları yeniden bir araya getirmek nasıl bir tedavi yapacak? Müminlerin zihinleri nasıl tedavi olacak? Sevgili hocam 5 dakika içerisinde ne dersiniz? Bu haftaki metnimizde de şeye kadar geleceğiz. Bu bir anlamda güya bir nevi tenasuh başlarından geçmişti. Ey biraderi misali. Zaman böyle gösterdi. Kısmına kadar inşallah tamamlamış olacağız sevgili hocam. Buyurun. 5 dakika içerisinde nasıl toparlarsınız? Şimdi efendim Müslümanların eski medeniyetine dönmesi için
Tabii çok fazla işte Müslümanlar şöyledir, böyledir falan çok şikayette bulunmanın da bir anlamı yok. Çünkü sonuç değişmiyor. Bir ayet-i kerime var, diyor ki insanlar kendisini değiştirmedik ve bir kavim kendisini değiştirmedikten sonra Allah onları değiştirmez. O halde İslam toplumlarını oluşturan milletlerin kendine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Bu çeki düzen verilebilmesi için İslam tarihinde bir sürü örnek hadiselerimiz var. Evvela işte şimdi fert mi düzelecek, toplum mu düzelecek, baştan mı düzelecek, alttan mı düzelecek şeklindeki tartışmalar var. Sonuç itibariyle bir milletin fertlerinin çoğu eğer düzelirse tabii ki düzelme olur. Başı da etkiler, arkayı da etkiler, sağa da etkiler, sol da etkiler. Şimdi dünyada bunun örnekleri var mı? Evet var. Diyelim ki Batılılar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kendi aralarında iyiler, tamam, ama onlar zaten İslami bazı hususları uyguluyorlar. Adalet dediğin zaman İslam'ın emri. Bunu Batı uyguluyor da Müslüman uygulamıyorsa bunun çeşitli nedenleri var. Müslümanlar bunun çeşitli nedenlerinin üzerine durmak lazım. Neden İslam devletlerinde şey yok, adalet yok? Bunun efendim en önemli nedenlerinden bir tanesi siyasi iktidarların şeffaf olmayışı. Şimdi şeffafiyet olmadıktan sonra her türlü gizli saklı işi yapar, insanlar da düzelmez. Belki insanlar düzeldiği zaman o etkiler, bu da doğru, ama sonuçta bir şeffafiyetin sağlanması lazım. Neden Norveç Başbakanı veya Yeni Zelanda'nın Başbakanı verdiği bir yemeğin hesabını veriyor da neden İslam ülkelerindeki bir başbakan veya cumhurbaşkanının efendim harcadığı şeyler sorgulanmıyor? Neden Hazreti Ömer'in efendim üzerine giydiği bir elbisenin hesabı soruluyor da kalk, oğlu Abdullah İbni Ömer'e diyor ki kalk izah et, tarihimizde bunun örnekler var. Neden böyle söyleniyor da ama İslam devletlerinde efendim temsilde tasarruf olmaz şeklindeki yaklaşımlar gösteriliyor. Temsilde tasarruf yoksa israf var demektir. İsrafın olduğu yerde de herhalde bereket olmaz. Sonuçta bunların böyle olması lazım. Neden Yeni Zelanda Başbakanı kendi maaşından feragat ediyor da Türkiye'deki veya efendim İslam ülkelerindeki milletvekilleri veya daha değişik kimseler feragat etmiyor? Sonuçta bir kokuşmuşluk var, bir bozulma var. Bu bozulma belli bir süreç ister tabii ki düzelmesi için, ama bu birdenbire de olmaz muhtemelen. Herhalde bu belli bir zaman alacak. Ve tilkele yağmı nüdavil ha beyne nas ayeti gereğince bu belli bir süre devam edecek. Çok fazla nazlanmanın, şikayet etmenin de bence bir faydası yok. Sonuçta insanlar düzelirse Cenab-ı Hak da o toplumu düzeltir. Şimdi bunların yine olabilmesi için şeffafiyet, bir dedik işte eğitim sisteminin düzeltilmesi lazım. Eğitim sistemi eğer Kemalizme göre yürüyecekse, tevhid tedrisata göre yürüyecekse bu halledilmez. Sonuçta bu bir değişimin bu konuda da gerçekleşmesi lazım. Hankahların, efendim medreselerin, cemevlerinin, şunların bunların falan hepsinin denetimini bir şekilde açılması lazım ki insanlar orada bir şekilde eğitimlerini sürdürsünler. Yani sadece okullarda öğretilen şeylerle bu işler olmuyor. Diyelim ki mesela bir tarikata veya bir işte mevlevilerin olduğu, diyelim ki bir tarikat evine veya tarikat evi demeyelim de ne diyelim ona, herhalde onun bir ismi var, şu anda tam hatırlayamadım, ama insanlar oradan musiki yapsınlar. Tarikatın evine denetimli, tabii ki devletin denetimde, diyanetin denetimde, orada hat sanatı öğrensinler. Bunu insanlar şu anda kendiliğinden yapıyor ama bunlar organize olsa daha iyi sonuçlar verir. Sonuçta İslam medeniyeti tekrar toplumun içerisine nüfuz ettiği zaman insanlar efendim yalan söylemekten, birbirini kandırmaktan, dedikodu yapmaktan, şuna buna sataşmaktan bir nebze şey yaparlar, yani çekilirler ve kendi işleriyle meşgul olurlar. Bunu çok daha fazla izah etmem mümkün ama sonuçta mesela diyelim ki Batı'da insanların boş zamanlarını geçirdiği yerler nelerdir? İşte kafelerdir, publardır, bira içiyorlar, bilmem ne içiyorlar, ama Müslümanın böyle yapması, kahvelere gidip taş oynaması, dombil oynaması değildir. Sonuçta onun da gidip sığındığı kendi cemaatinin bir şeyi vardır. Bir uğradığı bir yer vardır. Orada uğramalı. Oradan işte musikidir, evet, hattır, güzel ahlaktır, daha değişik şeylerdir. Bunları anlaması lazım. Çünkü bunu okullar vermiyor. Okullar vermediği zaman da
okullardan yetişen insanlar tam bizim istediğimiz tarzda olmuyor. Mesela hemen şunu anlatayım, bitireyim. Bir arkadaşın yazdığı bir yazı vardı. Onu ben şu anda kimin yazdığını hatırlamıyorum ama şöyleydi. Konya'nın bir köyünde, bir nahiyesinde gece 1-2'ye kalan yanan elektrikler. Sonra o nahiyeye bir tayini mi çıkmış, bir şeyler olmuş. Sonuçta ışığı yanan bir ev görmüş, o eve gitmiş. Ondan sonra işte misafir edildikten sonra sormuş o eve, neden demiş sizin ışıklarınız 2'ye kadar her gün yanıyor. Tabii daha sonra bunu soruyor, 2'ye kadar yanıyor diyor. Onlara da demişler ki yavrum, buradan tren geçiyor. Sonuçta herkes saat 8-9'da yatıyor ama burada işte tren 1-2'de geçiyor. Orada trenden inen eğer bir misafir olursa yanan bir ışık görsün. Nereye gideceğini en azından bilsin. Biz onun için ışıklarımızı söndürmüyoruz. Ya işte şöyle, böyle bir medeniyet ele geçmez. Bu nereden kaynaklanıyor? İslami hassasiyetlerden, İslami duygulardan kaynaklanıyor. Tekrar eğitimin İslami hale getirilmesi son derece önemlidir ve medeniyetin değişimini sağlayacak olan şey de budur. Efendim, İslam devletleri, İslam ülkeleri ne kadar buna çabuk yanaşırlarsa o kadar çabuk olur. Ne kadar geriden gelirlerse, yanaşmazlarsa o zaman da maalesef bu umulan şeye ulaşamazlar. Sonuçta Moğollar gibi veya daha değişik bir afet gibi gelir, onları da siler süpürür. Tekrar ne zaman dirildiler Allah bilir, onu da bilemiyorum. Evet, Mustafa Hocam, teşekkür ederim. Allah bu feci sonuçlarda muhafaza etsin tabii. Amin.